Ya bana burada bir şey sordular, Yunanlılar. Ben bunu bir cevaplayamadım. Hani ne söyleyeyim ben onlara? Hani sen bilmiyorum yani. Ben bir cevap veremedim adamlara yani. Adam dedi ki bana, bizim adamımıza dedi sahip çıktınız dedi. Dedim ne kime sahip çıktık dedim. Siz dedi bir de dedi ismini dedi Mustafa Kemal koydunuz dedi. Dedim ne alakası var dedim ya. Biz dedim sizi dedim denize döktük dedim. Heh dedi siz öyle zannedin dedi. O dedi ismi dedi onun ismi dedi Yorga. Olur mu dedim ya Türk dedim. Yok dedi nerede doğdu dedi. Selanik'te. Osmanlı zamanında Türk'tü. Osmanlı Türk. Hayır dedi. Osmanlı zamanında dedi bizim dedi dedelerimiz dedi o Selanik'te Atina'da oralarda yaşıyordu dedi. Hayda. Ondan sonra biz dedi sizin dedi adamımıza dedi niye sahip çıkmadık dedi. Bir de ben sana dedi bunu dedi ispatlarım dedi bana. Selanik'te dedi doğum kütüğü dedi Selanik'te dedi ismi dedi dedi soyadı da dedi polis dedi. Yorga polis dedi. Dedim ben bilmiyorum dedim ama benim bildiğim şu dedim. Yok dedi yok siz dedi bizi dedi. Ondan sonra şimdi de hani dedi eğer dedi Osmanlı şeyi olsaydı dedi. Osmanlı Türk'ü olsaydı dedi bizden yana olmazdı dedi. İngilizler dedi Atatürk'ün sayesinde o şeyin sayesinde yorgonun sayesinde dedi biz bir dedi silah sıkmadan dedi çekip gittiler dedi. Yoksa dedi çok asker dedi telef olacaktı dedi. Ondan sonra dedim ya ben dedim o kadar tarihi bilmiyorum dedim. Ama dedim sen dedim böyle diyorsan vallahi bilmiyorum dedim. Ondan sonra yani söyledikten sonra yani Selanik'te doğdu dedikten sonra Yunan'dı dedikten sonra ben daha bir şey söyleyemedim kardeş. Tarihi böyle biliyordum. Atatürk kurtarıcı olarak biliyordum. Ve öyle de zaten. Ama adamlar diyor siz diyor bizim adamımıza diyor sahip çıktınız diyor. Vallahi bilmiyorum kardeş. Ben bir cevap veremedim adama. Nasıl bir cevap vereceksin? Adam diyor ki sana diyor belge veririm ben sana diyor. Ve bütün Yunanlılar da bunu biliyor diyor isminin Yorga olduğunu ve Atatürk'ü seviyorlar diyor. Hani bizi denize dökmüş adamı biz niye severim diyorlar. Vallahi bilmiyorum kardeş. Garip bir durumlar var. Hiç bu durumlardan da bir şey yani bilemiyorum abi. Ben bir cevap veremedim. Veren versin. Ya sayın abim, Yunanistan'da tarih öğretimi tamamen Türklük düşmanı üzerine üretilmekte. Ben tarih bölüm mezunu insanım ben. Ben kaynaklarının en birinci elden, ben metodoloji diye bir şey var bizde. Birinci elden kaynak, ikinci elden kaynak. Ben bir şey konuşurken kaynaksız bir şekilde kesinlikle konuşmam. Bu Yunanlar, yani Yunan değil, bütün Avrupa, Amerika'da böyle bir cehalet var. Öyle bir tarih marih bilinci yok ki zaten. Şurada kaç yüzyıllık tarihleri falan var. Kendi tarihlerini bile doğru düz bilmiyorlar. Böyle bir yorgoymuş, yok Keren'den çıkmış, yok Zübeyda'nın yok Mustafa Kemal işte bilmem ne. La bunlar tamamen emperyalist ibnelerin yaptığı hepsinin dedikoduları kaynaksız, mesnetsiz. O oradan yok Armstrong yazmış. Nerede yazdın? Kimle yazdın? Kazım Karabekir anlatıyor. Nerede gördün? Şahidin kim? O anlatıyor. Sen hangi kaynakta gördün? Yorgo ne alaka? La biz o zaman biz Anadolu'nun yarısına yakını Rum'du zaten. İzmir komple Rum yaşıyordu. Bir ton millet vardı bizim oradan. Onlar bizim Girit'te insanları boğazlarken biz burada Rumlara ticaret serbestisi veriyordu Osmanlı kapitülasyonlarla. Biz askerde ölüyorduk. Yunanlar şey yapıyordu. Ticaret Ermeniler hep ticaret yapıyordu. Ermeniler saraylarımızı yaptı Dolmabahçe bilmem ne. Bunlar kadar şerefsiz millet yok. Bunların ağzına yani dinlemem bile şey, abes yani. Bunların kale almam bile abes. Biz Mustafa Kemal Özbeyörk Anadolu İç Anadolu'dan göçmüş Yörük Türküdür. Yörük. Bizim memleket içinde de bir Fesli Kadirli Mısırlı oğlu diye bir şerefsizler var. Onlar da diyor ki Yunan galip gelseydi bizim bu şeriatı kaldırmazlardı diyor. Yani galip gelse yani Yunan gelse şeriatı kaldırmazmış. Yani böyle bir hem içeriden hem dışarıdan bizim böyle bak siyah başkanların konuşmaları var ona bak. Dünyada diyor bizim diyor yeni dünya düzeni kurmamız için ulusalcılık yok etmemiz lazım. Türkiye'de en başta Atatürkçülüğü, Kemalistliği yok etmemiz lazım. Biz ulusalcı tam bağımsız kurtuluş savaşı yapmış bir nesiliz. Yunanlarla ne alakamız var? Öyle bir şey olsa Atatürk nüfus mübadelesi yapmazdı. Bütün oradaki Türkleri Anadolu'ya getirdi. Buradaki Rumları da gitti şeye gönderdi Yunanistan'a.
Gitti Sadabat Paktları falan yaptı. Eğer Atatürk'ü yaşasaydı politika devam etseydi 2. Dünya Savaşı bile olmayacaktı bunlar. 50-60 milyon insan bile ölmeyecekti. Ya bunlar tarih bir karşımda konuşsun şerefsizler. O zaman götünden uyduruyor yani. Bilmiyorum ama amacı ne? Amaçları ne? Ben bilmiyorum yani. Bu yok bizim adamdı, yok bilmem neydi. Aa kardeşim, şaşırdım ya. Ya şimdi hani bana ne onların şeyinden? Beni ilgilendirmiyor da yani. Hani yalan olur da bu kadar mı olur yani benden? Acaba kuyruk acıları var ondan mı? Ben anlamadım yani. Neyse sikker et ya aman boşver. Burada zaten her boku söylüyorlar. Biz yani adam uğraşmış şey yapmış Türk milletinin devamı için. Yoksa yok komple şey yapacaktık abi. O Türk diye bir şey kalmayacak. Aynı Suriyeliler gibi bir oyuna bir bu yana. Suriyeliler Almanya'ya geldiğinde ilk geldiğinde yılbaşıydı hiç unutmuyorum. Adamlara var ya. Havai fişek patlattı. Ertesi gün sabahtan bir baktım Suriyelilerin ellerine bez vermişler. Şey vermişler süpürge. Yolları süpürdük diyorlar. Ha böyle olacaktı işte. Niye? Vatansız milletsiz oluyorsun da. Ne kötü bir durum ya.